Şöyle söyleyeyim, önce bugün 3 şehidimiz daha var. Son 24 saat içinde şehit sayımız 12'yi buldum. Emin olun, emin olun. Gelen her şehit haberi yüreğimizi yakıyor. Yeniden evlere ateş düşüyor. Şimdi terör bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı sanki hiçbir işi yokmuş gibi CHP'yi suçluyor. Şimdi ben vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Ben mi yönetiyorum? Ben yönetiyorsam bütün bu sorumlulukları almaya hazırım. Ben yönetmiyorsam bu sorumlulukları birisinin alması lazım. Kim o? Neden bizi suçluyor? Kendisine söylediğimiz zaman, siz PKK ile masaya oturuyorsunuz dediğimiz zaman dedi ki bunu söyleyen şerefsizdir. Masaya oturdukları çıktı mı ortaya çıktı. İmralı'da masa kurdukları ortaya çıktı mı çıktı. Şimdi ben dönüp Sayın Cumhurbaşkanı'na şu soruyu sormak istiyorum. O şerefsiz dediğiniz adam kim? Kim o şerefsiz dediğiniz adam? Ben miyim yoksa kendisi mi? Düşünün. Kentler silah deposu haline getiriliyor. Silah deposu haline getiriliyor. Valilere aman bunlara dokunmayın diye talimatı ben mi verdim? Bunlar talimat vermediler mi? Terör örgütünü açıkça yardım ve yataklık yapanlar bunlar değil mi? Öcalan'a övgüler düzenler bunlar değil mi? Şimdi kalkmışlar bütün başarısızlıklarını kapatmak için CHP'yi suçluyorlar. PYD konusunda da bir tartışma yürüyor. Özellikle Amerika'nın tavrı eleştiriliyor. Siz öncelikle Amerika'nın tavrını nasıl buluyorsunuz? Türkiye üzerinden de Amerika ile bir tartışma yürüyor. Moskova'da da asılan bir Türk haritalar. Bakın arkadaşlar, kim PKK'ya destek veriyorsa biz onu PKK'nın bir yan unsuru olarak görürüz. İster meşru bir organ olur, ister gayrimeşru bir organ olur. Meşru organların terör örgütleriyle ilişki kurmalarını asla ve asla kabul etmeyiz. Bunu her yerde, her ortamda söyledik. Ama benim merak ettiğim nokta şu. Ey Amerika diye bağıran Sayın Cumhurbaşkanı, peki Amerikalı dönüp size şu soruyu sorsa, ya ey Recep Tayyip Erdoğan, sen bu PYD'nin liderini Ankara'ya davet ettin, kırmızı halılar serdin, sen onun terör örgütünün bir üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Neden getirdin onu Ankara'ya? Üstelik bir değil, birden fazla getirdin. Terör örgütünün üyesi ise senin onu tutuklaman, gözaltına alman, yargının önüne çıkarman gerekmiyor muydu? Neden diyoruz biz bunlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapıyorlar? Bunun için söylüyoruz. Açıkça söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri, iktidar sahipleri terör örgütünü açıkça yardım ve yataklık yapmışlardır. Bütün Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. Ha istiyorlarsa delil, bütün delilleri önlerine koymaya hazırız. Teşekkür ederim arkadaşlar.